ve son raundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Oğlum ben espri olsun diye söylemiyorum ki. Şimdi maç bitti, 3-4 saat geçti. Ben böyle kafayı dağıtmaya çalışıyorum. Ya bu NTV Spor yerine açılan kanal var ya, D-Max. Ya abi orada başladı anlatmaya. Dedi ki Leonardo da Vinci dedi ilk dedi vidaları böyle organize şekilde i̇lk üretmek için üreten dedi, adamdı, evet. Makine tasarladı dedi. Benim aklım oradan geldi. Sonra tabii sizin iş İngilizler yine yapmış. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Yine bir Sırp'tan, Hırvat'tan çalmışsınızdır dolandırıp. Tesla'dan elektrik çalmadı gibi. Onu Amerikalılar çaldılar, biz çalmadık. Ya fark etmez oğlum işte Anglo-Sakson öyle değil mi? Wasp, evet. Wasp'lar sizi gidi Wasp'lar. Şimdi vida mevzusu şöyle, yani gerçek bildiğimiz anlamda vida dünya tarihinin en büyük buluşlarından birisi kabul edilir. Çünkü şehirleşmenin anahtarı derler yani. Çünkü onu takıyorsun, vida alıyorsun bir şeye. Aa bir bakıyorsun öyle. İşte bir şey olmuş yani. Yeni bir başka bir ürün haline gelmiş. Mesela bu Amerikan İç Savaşı'nın da böyle kazanılmasında kazanan tarafın... Yiv başlıyor. Tabii. Yivli tüfek. İşte kazanan tarafın böyle seri işte vida üretimine, o yivli işte ateşleme sistemini geliştirmek için. Neyse bunlar kötü şeyler. Yani vida sonuçta şehirleşmenin bir numaralı aktörüdür arkadaşlar. Çünkü çakmak başkadır. Evet. Vidalama hani alıyorsun, daha demonte haline getirebiliyorsun, o avantajı. Ama vidayı kendin üretmezsen dışarıdan çok pahalıya alıyorsun. İşte Beşiktaş'ta vida gayet iyi oynasa da son özellikle işte 1,5 yıldır... Maaşı fazla. O yüzden de başka da stoper şansın olmuyor. O zaman ne yapacaksın? Serdar Saatçı örneğinde gördüğümüz, Saatçı örneğinde gördüğümüz gibi yetiştireceksin abi. Yedek stoperi yetiştirirsin. Ben ne diyorum ki? Serdar Saatçı kardeşimizi. O yüzden ben bir çiviye benzettim yani. Yazın bu U19 turnuvası vardı. Fener, Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor oynamıştı. A Spor'da yayınlamıştı hatırlarsanız. Turnuvadan sonra orada da seyretmiştim ve çok beğenmiştim. Geleceği parlak iyi bir kardeşimiz. Bir tane de sağ bek altyapıdan Serdar Saatçı'nın stoperin sağ bek versiyonu mesela işte Suat Yelkovan yetiştirseydin abi. Böylece bu maçı Altay'a kaybetmezdin öne geçtikten sonra. Kenan Karaman'ın kaçırdığı evet olacak iş değil falan. Ama abi en sakala ben dünyada başka hiçbir takım hatırlamıyorum. Yani 1903 yılında kuruldu takım. İşte 1903 yılında kurulan başka takım. Ben Atletico Madrid'de hiç iki ayrı sol bekin 7-8 yıl arayla sağ bek oynatılıp ve bu yüzden kaybedilen puanlar, kazanılamayan maçlar görmedim. Fenerbahçe. İsmail Köybaşı oynatıldı Beşiktaş'ta sağ bek. Fenerbahçe, Arsenal Shakhtar Donetsk maçında evet. Hasan Ali Kaldırım. Evet. Hatay Spor maçında o gerçi sağ bek dedi. O sağ bek değil. Ya, şimdi, şey yapma, ha, taktiksel manipülasyon yapma. Adam sağ stoper oynadı. Nasıl sol stoperde sağ ayaklılar oynadı yıllarca? Tabii. O zaman sol ayaklı da sağ stoperde oynayabilir. Oynar. Çok basit ama bek işi başka abi bir olay. Sol bekte sağ ayaklı orta saha tipi oynatabilirsin ama zaten... Yok sende öyle bir oyuncu. Sen orada Rıdvan'ı oynatıyorsun. İşte Umut Meraş sonradan girdi. Abi sağ bek nasıl altyapıdan yetişmiyor ya? Akıl alınmaz bir durum ya. Alırsın altyapı oyuncusu. Serdar'ı çok sıkıştın mı? Atiba ile eşleştirirsin. Maçın başı Serdar Saatçı da tabii çok iyi başlamadı maçı. Ama dakikalar arttıkça, dakikalar özür dilerim. İlerledikçe Serdar'ın da performansı arttı. Atiba onun daha da iyi oynamasını, adapte olmasını sağladı. Adaptörü alırsın. Yeni aldığının yanına koyarsın. O daha iyi çalışır abi. Yani Serdar ve Atiba'nın şu performanslarına hemen sen şu maçı İzmir'de öne geçip kaybettin. Niye? Çünkü abi olacak işte ya. Feyyaz abi şöyle demiş. En sakala mümkünse böyle kaldıramında bile sağdan yürümesin demiş. Bak ben demiyorum Sergen Hocam. Feyyaz abi diyor. Yıllardır takım arkadaşınız. Çok yakın arkadaşınız. Ya hakikaten ben sizde niye sağ bek oynattınız demiyorum. Ben zaten sorguladım. Neden 10 yıldır hiç sağ bek çıkmıyor abi Beşiktaş altyapısından? Bir tek böyle Kerem Kalafat çıktı. Onu da oraya kiraya veriyorsun, buraya kiraya veriyorsun. Ben de bu konuda sana %100 katılıyorum. Bir sağ bek yetiştiremeyen altyapıyı kapatmak İşte lazım. İşte bu ne biliyor musun? İşte Serdar Saatçı yetiştirmişsin stoper gayet iyi. Sağ bek de yetiştir abi. Sağ bek senin tarihsel sorunun ya. Bana göre sağ bek... Neler yaptın sen sağ bek sorununu çözmek bana göre için sağ bek en kolay mevki abi. Abi en kolay öğretilebilen oyuncu. Yani daha sağ çok sayıda oyuncu. Evet %80'i sağ ayaklı. Yani stoperde başka özellikler gerekir stopere. Fizik gerekir abi her şeyin başında. Güç gerekir. Ha ama yani sağ bekte o kadar zıplama da zıplama özelliği gerekir. Ya bekte de süper şart değildir. Birinci şart değildir. Sağ bekte yani bek atletik olması birinci şarttır. Yani Rozya gibi. Bek nasıl gerek yetiştiremiyorsun? Abi zaten senin bir kere sezona tek sağ bekle başlaman olacak iş değil ya. Rozya Beşiktaş tarihinde gördüğüm en iyi sağ bek performansı. Bak ondan öncekiler de zaten Recep Çetin'le Hilbert. Hilbert'in hücumu, Recep'in savunma gücü, ikisinin toplamı
İkiye böl, eşittir Rozier. Ben de Rozier'e kadar daha iyi sağ bek hatırlamıyorum Beşiktaş'ta. Rozier aldın, bir tane böyle kırmızı ye, beyaz ye, bir tane alternatif olsun abi. Ya da dediğim gibi Suat Yelkovan olsun, Serdar Saatçı ile beraber. O stoper oynarken öbürü sağ bek yetişecek. Bu maçı kaybetmezdin abi. Sen bu maçı 7-8 yıl önce kaybettin. Bir tek böyle Kerem Kalafat mı var abi sende sağ bek oynayamayacak? Başka da oyuncu bulacaksın. Bilal'i aldın, hazır değil mi? Güzel kiraladın. Başka oyuncu bulacaksın abi. Evet. Hakikaten başka oyuncu bulacaksın. Mehmet Topal'ı sağ bek oynatın falan. Olmaz zaten. Ben sana söyleyeyim. Yani o da olmaz. O da olacak iş değil. Geçici çözümler bunlar. Yani seni yarım saat kazanmanı sağlar. Benim açımdan Altay maçının kaybı gayet doğal bir skor. Abi bu şekilde öne geçip kaybedemezsin. Neden kaybettin diye düşünmem. Demem. Yani Björk Ander'in de çok ciddi hatası olmasa güvende o golü atamazdı ki atmamak için de elinden gelen her şeyi yaptı. Ama attı. Nasıl ya? Yanlış tercihler sonunda gol oldu. Abi orada ilk pozisyon. Bence güven... Yok yanlış tercih. İtalya'ya kiralık gitmeden önceki haline göre hem mental açıdan hem de fizik kondisyon açısından daha iyi durumda şu anda. Benim burada sorgulayacağım şey şu. Bir futbol takımı neden oluşur? 4 tane unsurdan oluşur. 4 tane. Yönetim kurulu. Teknik ekip. Bütün staff tamamı. Futbolcu grubu. Ve taraftar. Bir futbol takımı oluşturan 4 tane unsur bunlardır. Bunlar olmazsa bir futbol takımından bahsedilemez. Dolayısıyla taraftarın yoksa tam bir takım değilsindir. Oyuncu grubun yoksa zaten olamazsın. Teknik ekibin, teknik staffın kaliteli ve yeterli ve kalabalık değilse mümkün değil gitmen. Ve bir de yönetim kurulu lazım. Bunların hepsi idare edecek bir yönetim kurulu lazım. Şimdi Beşiktaş futbol takımının yönetimi bu sene başında elinden gelen her şeyi yaptı mı? Bana göre elinden gelenin fazlasını yaptı. Sergen Yalçın krizini çözmekten başlayarak. Çok iyi bir kadro kurdu. Yani Erdal Torunoğlu'nu yola çıktı adamı. Birlikte yola çıktı adamı da birazcık uzaklaştırmak suretiyle. Sağlık sıkıntısı da yaşadı Erdal abi onu da söyleyelim. Biraz yani. Uzaklaştırmak suretiyle. Yanına Emre Kocadağ Bey'i çekmek suretiyle. Ahmet Nurçevi hem maddiyat hem maneviyat olarak Sergen Yalçın'la ilgili gerekli tavizleri verip o sorunu çözdü. Bu bir. Limit sorununa rağmen Galatasaray'ı yüksek miktarda bastırıp hatta bir ara işi bitirme noktasına gelmesine rağmen Gezzal ve Rozier'i yeniden kazandırdı. Daha iyi kaleyi daha da sağlam aldı. Doğru mu abi? Yani evet. Ersin Utku'dansa Ersin Mert daha iyi herhalde. Evet. Defansif açıdan Wellington, Vida, Montero'yla geçen senenin standardını korudu. Şampiyon takımının standardını korudu. Sol beke bir tane daha takviye istedi. Sırf şey istedi diye. Sen söyle. Rıdvan Hoca, Sergen Hoca istedi diye. Bir de Türk oyuncu oynatma zorunluluğun var abi. Üstüne uygun fiyatlı. Türkiye Ligi'nde her zaman sana hem stoper hem Josef'i yedekleyebilecek bir oyuncu olan Mehmet Topal alındı mı? Alındı. Can Bozdoğan diye genç bir kardeşimizi... Gayet yetenekli bir kardeşimiz. Takviye olarak kattı mı? Kattı. Bütün bunların arasında hem Atiba'ya backup olabilecek, hem efendim Oğuzhan'dan falan çok daha iyi oynayabilecek. Salih Uçan katıldı mı kadroya? Valla çok daha iyi oynuyor katılır. Mu Oğuzhan'dan? Şu son maçlarda oynamıyor. Oynamıyor. Ama beklenti öyleydi. Yani geçen seneki üzerine, form grafiği. Teoride evet. Bu öyle. Çok başarılı bir transfer hamlesi olarak... Alex Teixeira kadroya katıldı mı? Katıldı. Kenan Karaman her zaman alternatif olarak tüm zamanların en geniş Beşiktaş kadrosu bu oldu bak. Tüm zamanların en geniş kadrolarından bir tanesi kesinlikle bu. Bak 101. yılda devre arasında İlhan Mansız bir gitti. Dağıldı. Yıllarca sol kanat oynatılan Serdar santraforda denendi ve olmadı. Evet. Hatırlatayım yani Adrian İlye'den sakatlık konuşuyor. Şimdi Batshuayi'nin yerine ya geçen Galatasaray, ya Beşiktaş geçen senenin son haftalarında bazı maçlarda Gökhan Töre'yi santrafor oynatmak evet. Zorunda kaldı. Bu en sene, son maç Atiba santrafor oynadı. Unutmayalım yani. Bu sene santrafor oynatmak zorunda kalırsa eğer güven var, Kenan var abi. Bak güveni de yazmıyor. Şimdi dolayısıyla yönetim işini yapmış. Taraftarla ilgili bir şey söylemiyor. İşi atlamış ama. Neyi atlamış? Sağ beki. Sağ zemini. Hayır sağ zemini. Bak sağ beki bak bir dakika. Sağ beki bu yönetime çıkarmıyorum ben faturayı. 10 yıldır kim görev yapıyorsa o abi. Ayrıca Bilal'i gönderen de Sergen Hoca. Ya tamam ama o şimdi, zaman başka birini hani şimdi, hocam dersin. Bu yönetim bu anlamda da kadrosunu kurmuş.
Taraftarla ilgili de zaten eksik gedik bir durum yok. Teknik ekipte 2,5 yıldır, yani geçen sene pandemiden sonraki dönemden bu yana şampiyon Beşiktaş. Bakın bunu herkes atlıyor. Mart 2019'da başlayan pandemiden itibaren Beşiktaş şampiyondur. Maçlar tekrar başladı. O günden beri en çok puan kazanan takım. Takımdır. Puan başına en çok puan toplayan hoca da Sergen Hoca'dır. Maç başına. Pandemiden o sezon Başakşehir şampiyon oldu ama Abdullah Hoca 5 puan falan fazla bırakmış olsa o sene de Beşiktaş şampiyon olurdu. Bak buna inanın. Sporun sigortası HDI Sigorta Son Round programını sundu.